güzel manzarası olan bir yerden örnek alıyoruz. Daha sonra bununla kültür hazırlayacağız. Evet, protista kültürü nasıl hazırlıyoruz onu anlatacağım size. Gölden aldığımız örnek suyumuz var. Bu suyu kullanacağız. Taşlarımız, muz kabuğumuz var. Yaprak parçalarımız var. Bir bez parçamız var. Makas, lastik ve etiketimiz var. Kurumuş yapraklardan biraz atıyorum kültüre. Sonra biraz saman atıyorum. Gördüğünüz gibi saman. Samanı attıktan sonra muz kabuğunu da içine kesiyorum. Gördüğünüz gibi. İçine 3-4 tane de pirinç tanesi atıyorum. Sonra üzerine taşlar atıyoruz. İçine koyduğumuz yaprakların, samanın ve muz kabuklarının çok oynamasını istemediğimiz için şu büyük taşları önce koysaydım daha iyiydi ama oldu sanırım. Şuraya da şöyle birkaç tane küçük atayım. Tamam. Evet, bu taşlara gerek yok. Sonra da gölden aldığımız suyu üzerine döküyorum. Evet, protesto kültürümüzü hazırladık. Hazırladıktan sonra üzerini hava alacak şekilde ama toz girmemesi için böyle bir beze kapatıyoruz. Şöyle lastikliyoruz. Bunu keseceğim ben bezi. Sonra da buraya bir etiket yapıştırıyoruz. Bugünün şöyle etiketimi yapıştırdım. Bugünün tarihini atıyorum buraya da. Tarihimi attıktan sonra protesto kültürüm hazır. Bunu 2 hafta kadar beklemeye bırak. 2 hafta bekledikten sonra protesto kültürümüz hazır oldu. Bundan örnek alarak inceleyeceğiz. Lamamızın üzerine bir damla örnek alıyoruz. Damlatıyoruz lamamızın üzerine. Sonra lamelimizi 45 derecelik açıyla kapatıyoruz. Bu mikroskopun ışığımızı açıyoruz. Preparatımızı yerleştiriyoruz. Ve 4'lük objektifimizde netlememizi yapıyoruz.